Merhabalar, ben Mine, iç mimarım. Eskişehir'deki evimize hoş geldiniz. Merhaba, Burak ben. Bir lojistik firmasında genel müdürlük görevini yürütmekteyim. Sümer Mahallesi'ndeyiz. Daha önce de biz bu mahallede oturuyorduk. Sevdiğimiz bir mahalle, eski ile yeninin bir arada olduğu bir mahalle. Hala mahalle kültürü devam ediyor burada. Temmuz ayında biz bu şu an bulunduğumuz evin arazisini satın aldık. İnşaata da Aralık ayında temel attık, öyle söyleyeyim. Ve Haziran'ın 17'sinde de taşındık. Çünkü 3 hafta sonra bebeğimiz oldu. İzole bir hayat istiyorduk. Ama tabii şehir merkezinden de uzaklaşmak istemiyorduk. O yüzden mimariyi biraz da bu şekilde şekillendirdik. Ev biraz İskandinav havası var. Biz sadeliği seviyoruz. Büyük camlar, çok fazla ışık, aydınlık, yeşil ve sade eşyalar bizim hoşumuza gidiyor. Bir önceki evimiz de böyleydi. Sokakta yürürken evet insanlar böyle dönüp bakıyor. Bu ev hani nedir, nasıl bir ev diye diğerlerinden olabildiğince çok farklı. Ama evin dışı ne kadar böyle beyaz, soğuk bir ev gibi görülse de içinde o derece hani sıcak yapmak için çok uğraştık. Sadece tek isteğimiz böyle camı kenarında köpeğimiz de bize baksın. İşte hani çocuğumuz rahat rahat oynayabilsin. Hani hiçbir şey kırılacak, dökülecek diye korkulmasın bir ev yapmak istemiştik. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. İskandinav tasarım Türkiye'de çok rast gelinen bir tasarım türü değil. Büyük ihtimalle biz biraz sıcakkanlı insanlarız ve oradaki tasarım biraz ülkenin tarzına ters geliyor. Burada da mahallede baktığınız zaman biraz çirkin ördek durumu var bizim evimiz için. Dışarıdan bakıldığında çok alışılagelmiş bir tasarım değil. Gerçekten dik bir çatı, büyük camlar ve çok kolay anlaşılan bir mimari değil, alışılagelmiş bir mimari değil. Bir balkon yok. İnsanların bu konuda beklentisi farklı. Dışarıdan baktıklarında köpek kulübesine benzetmişlerdi. Evet, buna benzeten var. Kiliseye benzeten var. Evet. Veya hani evin dışında farklı bir ofis veya benzeri tasarım olduğu için böyle bir beklenti içerisinde olanlar da var. Evin en önemli özelliklerinden biri sürdürülebilir bir hem mimari olması hem de inşaat yapım aşamasında bile sürdürülebilir ürünler kullanmış olmamız. Evin enerji açısından kendi elektriğini kendi üretiyor. Isı yalıtımı açısından minimum derecede enerjiyle ısınabiliyor. Bunlar en önemli faktörler. Aslında bir ısı pompası falan gibi sistemler de kullanmak istemiştik ama ne yazık ki arsamızın büyüklüğü buna yeterli olmadı. Evin su biriktirme özelliği, işte elektriğini kendi üretmesi, dışarıya ısı vermiyor olması bunlar en önemli kriterlerdi bizim için. Ama inşaat sırasında da şöyle yaptık. İnşaatta kalıplarını bile kullanılmış kalıplar kullanmaya çalıştık. Hiçbir şeyin fazladan sarf etmemeye, her şeyi minimumda kullanmaya çok dikkat ettik. Çünkü ayak izimizi, yakar ayak izimizi minimumda bırakmak istemiştik. Şu an evin salonundayız ve evin benim için en değerli, en güzel yerindeyiz. Şöminenin olduğu yerde. Şömine özel bir tasarım. Mine bu ev için çizdi. Arkasına baktığınızda 5'e 6 camlar görüyorsunuz. Diğer camlarımız da oldukça büyük. 3'e 3, 4 parça cam var. Montajı gerçekten kolay olmadı. Eskişehir gibi bir yerde sadece ürettirmek yeterli değil. Bu konuda montajda da zorluklar yaşadık. Ama iyi ki vazgeçip
daha çok çerçeveli küçük camlar yaptırmamışız. Evin eşyalarına baktığınızda kritik önemli eşyalar siyah, gri ve bunun tonlarını göreceksiniz. Şömine, şöminin yanındaki mermer, koltuklar, gri ve grinin tonları. Kullandığımız eşyalar sade. Çok misafir odaklı bir salonumuz yok. Kendimizin rahat hissedeceği koltuklar seçtik. Renkleri birkaç noktada kullandık. Halı ve televizyon ünitesi renkli. Onun dışında biraz daha gri ve buna benzer tonlar kullandık. Televizyon ünitesinin üstünde küçük heykellerimiz var. Sallanan sandalyelerimiz Vivense. Zemine baktığımızda da sıcaklık katmak ve bahçeye geçişi daha iyi hissettirmek adına ahşap görünümlü vitra seramikler seçtik. İtalya'da böyle restoranlarda çalışmıştım. Daha sonra Türkiye'ye döneli 6,5 yıl falan oldu ve ben asla yemek falan yapmak istemedim. Orada restoranda işte şef yamağı olabildiğince bulaşıkçılıkla falan uğraştığım için. Ama daha sonra inanılmaz bir mutfağa düşmeye başladık ama bunu da abartmadan böyle çok dengede tutmaya başlamıştım. İlk dikkat ettiğimiz şey... Açık mutfak olduğu için yemek yaparken salonun ve her yerin yemek kokmamasıydı. Bu yüzden ilk inşaat aşamasında bile en önem verdiğim şey mutfağın bacasıydı. Hiçbir şekilde kıvrılmadan direkt yukarı çıkıyor ve yukarıda da bir motor var. Genel olarak aslında ben beyaz, sade, ahşap, yine o İskandinav tavrı hiç bozmak istemedim. Ama bembeyaz dolaplar yapıp da çok modernist de olsun istememiştik. Daha çok... doğal ahşap renkleri, zaten bütün dolaplar ve masa gibi ürünlerde masif ahşap kullandık. Mutfağın en önemli şeylerden biri bu evin alttan yapışıyor olması. Herkese en büyük tavsiyem bu çünkü buraya böyle temizlediğim gibi içine gidiyor ve elektrikli ocak da aynı şekilde. Temizlenmesi en kolay ocak bence. Eskiden ısıtmıyormuş bu elektrikli ocaklar ama yeni dönemdeki yeni teknolojiyle birlikte gayet iyi bir ısınma ve pişirme yapıyor. Evin bence en önemli ve en kullanışlı yerlerinden biri böyle yüksek bir bulaşık makinesi olması. Bunu da kardeşim bir ev yapmıştı, o böyle yapmıştı. O yüzden Merve sayesinde, Merve'nin zorlamalarıyla yaptım ve ona her gün teşekkür ediyorum. Çift kapılı, büyük bir buzdolapları kullanmak istemedik çok enerji harcadıkları için. Enerji sarfiyatına çok dikkat ediyoruz bütün aldığımız cihazlarda. Masayı da kendimiz imal ettik. Sandalyeleri İnegöl'den aldık. Yerdeki kilimi de özellikle buranın hem burası bir mutfak hem yaşadığımız yediğimiz yerde babaannemin yıllar önce bana dokuyup verdiği kilimdi. Onu kullanmak istedim. Burada da yengemin hediyesi Devrim Erbil tablosunu çok seviyoruz. Bu evin hatta şey dedik ilk taktığımızda falan evi göstermeyen bu tabloymuş demiştik. Evdeki tüm aydınlatmalar da aynı tasarım. Buradaki çiçeklik de Vivense'den alındı. Thank you.
Evin yatak odasında da olabildiğince yine sade ürünler ama evin bütünüyle uyumlu parçalar kullanmak istedik. Yatak başına da böyle bir yatağımızın bir başı olsun, hani bir konstrüksiyon kuralım istememiştik. Olabildiğince zaten çok sade, böyle yıkanabilir kılıflı falan bir yatak başımız var aslında. Bu büyük minderlilerden yaptık. Aydınlatmalar da yine evin diğer banyosunda, işte mutfağında kullandığımız aynı tasarımın tekli hali. Yatak başlarımıza iniyor. Daha sonra bir koridor şeklinde bir giyinme odamız var. İki tane gardırobun olduğu. Bu bölümü anlatırken konuk oyuncumuz da Burçak Hanım ve onun odasındayız. Daha önce işte bebek odamız aslında çocuğumuz olmadığı için yoktu ama 3 tane yeğenim olmuştu. Çok iyi deneyimlemiştik ne gerekli ne gereksiz diye. Daha sonra işte bebek odalarına falan baktığımızda hep böyle o kadar aslında kullanışsız gelmeye başlamıştı bana. Burada da çünkü bir süre sonra anne o bebekle mutlaka bir şekilde beraber uyuyor. Ya kendi odasında ya bebeğin odasında. İlk yaparken ben dedim ki ya ben büyük bir beşik gibi, yatak gibi bir şey yapayım. Pek yoktu ama yaklaşık 120'ye 190 santimde böyle bir yatak yaptırdı. Yine meşeden evin hani kapılarına, mobilyalarına uyan şekilde. Daha sonra aşağıda Vivense'den aldığımız bu dolap vardı. Bu da meşe, bayıldığım, çok sevdiğim bir dolaptı. Ama salonda duruyordu. Daha sonra onda Burçak'ın odasına daha çok uyacağı için ve oyuncakları nereye koyacağımızı bilemediğimiz için buraya getirdik. Böyle minik deri kulpları var. İçinde iki tane çekmecesi var. Bir ıvır zıvır birçok şeyi aldı içine. Ve çok büyük olmaması, hantal olmaması, dolap gibi her yerinin kapalı olmayıp böyle işte şu korkuluk gibi görüntüsü çok hoşuma gitti. Burçak'ın odasından da banyoya bir geçiş var aynı zamanda. Banyonun iki tane kapısı var bu şekilde. Banyodaki bütün ürünler Vitra, Lavabo Outline ve bataryalarımız Origin serisi. Özellikle onu seçmemin sebebi ince bir seramikti. Diğer dökümlerden ziyade ince ama seramik olan ürünü çok hoşuma gitmişti. Çok inceydi. Daha sonra koridora geldiğimizde korkulukları da merdivenlerimizle ve diğer mobilya ve kapılarla uyumlu olmasını çok istiyordum. Bu sebeple böyle lineer, ince uzun bir ahşap borular istemiştim ama bunları biz normalde bulamadık. Daha sonra bizim ustalarımız bunu İnegöl'de bir kürek sapı üreten bir firmayla görüşüp onlarda bu kadar uzunlukta bir ahşaplar bulabildi. Merdivenlerin küpeşteleri ve korkuluklarımız bu şekilde imal edildi. Aşağı katla üst katın da hep bir bağlantısını kurmak istiyordum. O aşağının o lacivert rengini tekrar burada da uyguladım. Evimizde Dyson'da burada duruyor. Çünkü ara kattayız. Hem alt kata hem üst kata çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Akıllı bir kablosuz süpürge. Üzerinde LCD bir ekranı var. Buradan her şeyi görebildiğim için ben bunu tercih ettim. V11 serisi. Çalışma süresi de yaklaşık 60 dakika. Evimiz büyük olduğu için inanılmaz bir kolaylık oluyor bizim için. 3 modu var normalde. Üzerinden hangi modda kullandığımı görebiliyorum. Ve ne kadar bataryası kalıp kalmadığını da görebiliyorum. Otomatik modundayken halıdan seramiğe, seramikten parkeye geçerken emiş gücünü kendi ayarlıyor. Ben hiçbir zaman acaba doğru başlıkta mıyım veya emiş gücü hangisi diye bir düşünmek zorunda kalmıyorum. Bir de halıları çok iyi temizliyor. Yüksek torklu bir başlığı var. Kendi tüylerini çekmeden içindeki tozu ve kiri çekebiliyor.
Burası da çatı katı. Burada aslında daha sonra burayı bir çalışma alanına çevirmeyi düşünüyoruz. Buranın çok güzel bir çatıdan gelen bir gün ışığı var. Daima bir akşamları tabii ki yok. Bu sandalye masalarda önceki evimdeki mutfak masalarım ve sandalyemde. Bunları Vivense'den almıştık. Şimdi burada böyle değerlendik. Çünkü bazen ben burada çalışıyorum ve dikiş falan dikiyorum. Bu katta da iki tane misafir yatak odamız var. Bir tane de banyomuz ve çamaşır odamız var. Buradan da çamaşır odasına geçiliyor. Bir evi yeni yaparken herhalde en şanslı olduğumuz noktalardan biri de böyle bir çamaşır odası yapabiliyor olmamızdı. Lavabo elde yıkanan ürünler için çok faydalı oldu bizim için. Hem de işte çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ütü, bütün işler burada bitiyor. Genelde vegan ve organik deterjan kullanmaya özen gösteriyoruz. Hem bebeğimiz hem kendimiz için. Şu an çatı katı banyosundayız. Bu banyoda da diğer banyolar gibi bütün ürünler Vitra. Bu banyo diğer banyolara göre daha büyük. Biraz daha keyif için tasarlandı. Burası çatı katındaki misafir yatak odası. Biraz aşağıdan bağımsız, banyoya da çok yakın. Çatı katı olmasına rağmen boyutlar daraltacak seviyede değil. Zaten şu anki en yüksek mesafede 4,5 metrede. Kullanılan malzemelerde aydınlatmalar her yerde olduğu gibi burası için benzer ama tabii çatı katından kaynaklı farklı bir tasarım yapıldı. Evin girişindeyiz. Evin girişinde de ben girer girmez o sıcaklığı ve kullanışlılığı burada da hissedilsin istemiştim. Bir ahşap konsolumuz var. İnce böyle metal ayaklı. Bunu ben çizmiştim. Kendimiz yine hem atölyede yaptırdık. Bir tabure ve askılık var. Bunları da IKEA'dan satın aldık. İnce ve sade hem bizim evimizin tasarımına uyduğunu düşündük. Umarım gördükleriniz, izledikleriniz ilham kaynağı olur. Eskişehir'den herkese selamlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.